Hi Nancy, assalamu alaikum. Welcome to another English lesson with you. This lesson we are going to open Unit 5 again and study vocabulary 2 and grammar 2 inshallah. Yes, we finished vocabulary 1 and grammar 1 if you remember. Yes, let's start. Page 62 by the way, open on your book. Yes, collocations and expressions. We have very nice collocation and expressions here. Let's try to complete the blanks. For example, after that relaxing spa, I feel like a million dollar. Yes. My son expects me to buy him a car, but I am not made of money, of course. Yes. We are not going on holiday this year as we are strapped for cash. Yes. Paradan yana sıkıntılıyız, strapped for cash means sıkıntılıyız, biraz sıkışığız. Kevin is unemployed and hasn't got two to rub together. Yes, cents to rub together. Yani iki cent bile yok birbirine sürecek. Yes. When I opened my business, I sold my car. Now I have to sell my house. Oh well, in for a penny, in for a pound. Yes. It means bir işe girdin mi tam girersin. Yani battı balık yan gider gibi. Veya işin sonuna kadar gitmek işe girdiğin zaman. When I opened my business, I sold my car, now I have to sell my house. Well, in for a penny, in for a pound. Yes. Next page. Word formation, complete table. Word form, non-form and adjective form of the words. For example, economize, economy or economics, or adjective, yes, economical, yes. Luxurious, non-form, luxury. Finance, yes, financial, yes. Risky, risk again, yes, verb form. Don't risk it, for example. Operate, operational. Yes, verb form of withdrawal, yes, withdraw. Para çekmek ve para çekimi. Yes, next. Yes. You have 1 minute to fill in this exercise. Yes, I'm going to arrange the time here. Time is ticking, guys. Yes. Cem'de var. Kaç tane istemiştik? İki tane istemiştik. Abine söyler misin babanın cebine? Tane mi? İki. Ne diyeyim babana? Tarık oğlum bir bakar mısın? Yes, time is up, guys. Let's do it together. Mom and Julia have a company. They both own 50% of the, yes, operation. Yes. Her işten %50 cent, %50 cent kazanacaklar. Yani 50 cent, 50 cent oh, kazanacaklar gibi düşünün. My father works at a bank. He gives advice. Yes, financial advice to the wealthy. To the wealthy. Yani varlıklı insanlara mali tavsiyelerde bulunuyor. If you want to on food, you should go to weekly street market. Yes, economize on food. Eğer yiyecekte ekonomi yapmak, tasarruf yapmak istiyorsan, save. If you want to save money on food. After Miss Hans made her, she only had £2 left in her account. Ne yaptıktan sonra para çektikten değil mi? Her
withdrawal. One day, I'll own a villa. What kind of villa? Luxurious villa, of course. I'd like to open my own business, but I'm afraid to risk the money I work so hard for. Yes. Are you all correct? Okay, let's move. Yes, we have three propositions here, and we are going to fill in the blanks with these propositions. Let's try to guess. Yes, ready? We sold our house, profit. Yes. At a profit. Yes. You're in luck, guys. Yeah. It means şansın varmış. We sold our house at profit. Karla sattık evimizi. Şansın varmış, it means. Practice. Pratikte böyle bir uygulamamız yok. Teamülde böyle bir uygulamamız yok. It means in practice. Yes. Yok ama bakacağız diyor. 4. We can't give you a mortgage because you're already zaten borcun içindesin, borçtasın. Yes, in debt. If you want to save money, if you want to save some money, stop buying things. Bir şeyleri krediyle yani borçla almayı bırak. Bu kredi kartıyla almayı bırak. On credit. Yes, ortalama olarak. How much money does a person in the UK earn a year? Ortalama olarak means on average. Ortalama olarak ne kadar para kazanır? My business partner and I finished the year. Zararla kapattık. At a loss. Yes. At a loss. Zararla kapattık. We owe over 100,000 pounds. Şu kadar borcumuz var. Pound. Unless you pay your mortgage every month, you are risktesin, yes. At risk of losing your home. Mortgage yapmadıkça her ay, mortgage kredini ödemedikçe evini kaybetme riskin var. This painting doesn't belong to this museum. Bu müzeye ait değil. Tate Modern'dan kiralık, borç. Yes, on loan. Yes, guys. Yes, we have finished vocabulary 2. Let's move to grammar 2, inshallah, guys. Yes, grammar 2. If you remember well, we studied the other grammars about the ability and permission or other things. Now, let's study these models together. Obligation and necessity, yes, you remember must, have to, past form had to, yes, need to. These are obligation, necessity. And put negative form, don't have to, don't need to, okay, needn't buy. And didn't have, didn't need to, needn't have sold. Do you understand? Do you remember needn't have? Didn't need and needn't have. They did have difference. For example, if we already did something in the past and it wasn't necessary and we didn't do it, we use I didn't need to do it and I didn't need to. Yapmam gerekmiyordu ve yapmadım. But needn't have was different. Didn't have farklıydı, hatırlayın. Yapmama gerek yoktu ama yaptım. For example, I needed have gone to school on Sunday. Ama ne anlıyoruz buradan didn't have kullandığımız için? Ama gittim. Okula gitmeme gerek yoktu pazar günü ama gittim. Demek ki birinde gerek yoktu ama yaptım. Birinde gerek yoktu ve yapmadım. Gerek yoktu ama yaptım olan didn't have. Gerek yoktu veya ben de yapmadım didn't need. Hatırlayalım. Tavsiye ve eleştiri bildiren you should, you ought to put your cash in the bank. Nakit paranı bankaya koymalısın. Koysan, koyman gerektir. Koyman gerekir gibi düşünebiliriz. Bunu resmi bir tavsiye. Mesela mali danışmanınızdan. He shouldn't ought not to have opened in his own company. Bu da past formlar. Yani kendi şirketini açmamalıydı. Açmaması gerekiyordu. Ama açtı. Yani burada pişmanlık diyorum. Eleştiri var. Yasaklamaları hatırlayalım. Mustn't put.
Evet, yapmamalısın. Olasılıklar bildiren may, might ve could vardı. Değil mi arkadaşlar? Bunları hatırlayalım. Ebilir anlamına gelen, edebilir. My company may be at risk. Şirketim riskte olabilir. Might be at risk. Şirketim riskte de olabilir. Could be at risk. Belki de risktedir. Olur ya, risktedir belki de şirketim. Değiliz, gördüğünüz gibi üçte birbirini zayıflayarak giden ihtimaller, ama üçte birbirinin yerine kullanılabiliyor arkadaşlar. O yüzden net bir çizgi yok aralarında. He may be available to take calls. He might be available. Excuse me. He may not be available. He might not be available to take calls. Evet, bunların past'ında kullanabiliyorduk. Geçmişteki bir olasılık için. Mesela could have'i sadece olumda kullanıyoruz. Olumsuzu yoktu could have'in. Yani bu da bu ihtimal bildiriyordu. Olumsuz cümlelerde kullanmıyorduk. There is no one in the shop. Dükkanda kimse yoktu. Bakın ne olabilir? Biz buradan bir çıkarım yapıyoruz. Dükkanda kimse yoktu. Pardon, kimse yok. Özür dilerim şu an. Kimse yok. There is no one in the shop. They may have closed it. Kapatmış olabilirler. Might have closed it. Kapatmış da olabilirler. Could have closed it. Olur ya, kapatmışlardır belki diyebiliriz bunları çevirirken. Ama dikkat edersen hepsi past form. Şu an kapalı, biz onun sebebini açıklayan durumları speküle ediyoruz. Yani üzerinde konuşuyoruz. He has no money. Parası yok. O zaman ne olmuş da olabilir de parası yoktur şu an. Sebebini söyle konuşuyoruz. Speküle ediyoruz yani, söylenti gibi. He may not have made a withdrawal from the bank today. Bugün bankadan para çekmemiş olabilir. May not have, might not have made a withdrawal. Bu yüzden parası yok. Çıkarımlar arkadaşlar. Güçlü çıkarımlar tabii bunlar. Eğer eminsek must be kullanıyoruz. Eğer onun olumsuz olarak eminsek de can't be kullanıyoruz. Yani she lives in a luxurious villa. She lives in a luxurious villa. She must be rich. Zengin olsa gerek. Lüks bir villada yaşıyor. He can't be wealthy. He sleeps at a shelter. Varlıklı olamaz. Bir barınakta kalıyor. Varlıklı olamaz. Bakın ikisine de birinde eminsiniz. Olumlu durumlarda must be kullandık. Ama olumsuz olarak mustn't be kullanmadık. Çünkü onun olumsuzu çıkarım olduğunda can't be'dir arkadaşlar. He can't be wealthy. He sleeps at a shelter. Bunların yine past olarak da must have ve can't have'i kullanıyoruz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? He had to get a loan. Kredi almak zorunda kaldı, bakın past bir durum. Neden bu kredi almak zorunda kalmıştır? He must have broken. He must have been broke. Züğürt olmuştur. Züğürt olmuş olabilir. Olmuş olsa gerek. Yani parası tamamen tükenmiş olsa gerek. They can't have talked to the bank manager. Banka menajeriyle konuşmuş olamazlar bugün. He is away on business. O bir iş için yurt şehir dışında. Bakın konuşmuş olamazlar. Yani olduğundan eminseniz must have been, must have. Olmadığından eminseniz de can't have kullanıyoruz. Aynı must be ve can't be'nin past olarak. Alışımlara geçelim. Rich and identify the models. Hangileri model arkadaşlar? He lives in a wooden hut. He couldn't be wealthy. Evet. Couldn't burada model. My wool could be on the kitchen table. Evet. Could burada yine model. Peki. What do these sentences express? Neyi ifade ediyor arkadaşlar bu durumlar? He lives in a wooden hut. Ahşap bir kulübede kalıyor. O yüzden zengin olamaz diyeceğiz. Peki couldn't mümkün mü? Değil. Yani burada bir olasılık, bir deduction yapmış. My wool could be on the kitchen table. Yani cüzdanım mutfak masasının üzerinde olabilir. Bir ihtimal. Bu da possibility arkadaşlar. Deduction and possibility. Peki, which sentence incorrect demiştik. He couldn't be wealthy olmaz. Eğer tahta bir kulübede kalıyorsa zengin, varlıklı olamaz. Bu mümkün değil anlamına gelen neydi? Can't be olması gerekiyor, değil mi arkadaşlar? O zaman couldn't değil, can't be olacaktı. Sentence A is incorrect. Doğru değil. Because we use can't, not couldn't to show that we are almost certain. Evet arkadaşlar. Complete sentence with the correct models. Let's do it together again. You blah 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 complete this form if you want to open an account.
If you want to open an account, hesap açmak istiyorsanız formu doldurmalısınız deriz, değil mi? We sell the company at a profit, but we'll have to ask a professional to be sure. Bir kere satabiliriz ama önce bir profesyonel sormamız gerekiyor emin olmak için. Evet, satabiliriz bir ihtimal. You bought me a gift, but I'm glad you did. It's great. Bir hediye almana gerek yoktu ama memnun oldum aldığına. Demek ki almış. Gerek yoktu ama aldın anlamına gelen hangisiydi? Evet, yeni tev arkadaşlar. He ought not to borrow all that money from his father. Almaması gerekiyordu çünkü ödeyemeyecek borcu babasından. You talked the bank manager before you agreed to buy that house. Evet, şu evi almadan önce banka müdürüyle konuşmalısın deriz, değil mi arkadaşlar? I am not certain diyor zaten. Emin değilim. Ödünç verebilir, vermeyebilir demektir bu. We have to worry about money anymore. He won lottery. Piyango kazandık, o zaman parayla ilgili artık ne yapmamıza gerekmez? Endişelenmemize gerek yok. Endişelenmek zorunda değiliz. Değil mi arkadaşlar? I was at home all day. Beni toplantıda görmüş olamazsın. Evdeydim bütün gün. Evet. Bu da kantev olacak arkadaşlar. Pam be wealthy. She goes on exotic holidays every year. Egzotik tatillere, yani yurt dışına gidiyor tatillere. O zaman değil mi? Varlıklı olmalı deriz. Evet. They buy everything on credit. Her şeyi kredi alıyorlar. Bence o kredi kartlarını yok etmeliler. Etmeleri gerekir. Doğru mu? Burada neden? I think they must. Bakalım nedenmiş. Evet. Burada bir yanlış yapmış arkadaşlar. Evet. Burada çıkarımdı. Burası kesinlikle doğru. Şurada değiştirmesi gerekiyordu ama şurada bir yanlış yapmış. Geçelim. Yes, this was about Unit 5 grammar. And we have finished it for today. Next lesson. See you inshallah. Take care until that time. See you. Selamun aleyküm.